Akif Yılmaz, Kocaeli Milletvekili. Buyurunuz Sayın Yılmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun öğretmenlerimizin ve öğretmenlik mesleğinin sorunları üzerine vermiş olduğu grup önerisi hakkında söz aldım. Bu vesileyle Yüce Meclisimizi, aziz milletimizi, ülkemizin dört bir yanında geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızı şekillendiren, canhıraş bir şekilde eğitim mücadelesi veren değerli öğretmenlerimizi ve yine ülkemizin, vatanımızın birlik ve beraberliği, huzuru ve güveni için yurt içinde ve yurt dışında canlarıyla mücadele veren güvenlik güçlerimizi saygıyla selamlıyorum. Bu mücadelede hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi, hasreten Kocaeli ilimizde, Darıca ilçemizde bir şehidimiz var. Yarın toprağa emanet toprağa vereceğiz. Aziz şehidimiz Murat kardeşimizi de ve tüm şehitlerimizi de rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Değerli milletvekilleri, hiç şüphesiz öğretmenlerimizin ülkemizin geleceği adına üstlendiği misyon elbette kutsaldır. Verdikleri emek ise her türlü takdirin üstündedir. Onların daha iyi imkanlarla, daha iyi şartlarda eğitim ve öğretim hizmetlerini ifa etmeleri için çalışmak, çabalamak da siyasiler olarak bizlerin iktidarıyla, muhalefetiyle boynunun borcudur. Onlar için ne yapsak az, ne yapsak yetersizdir. Öğretmenlerimizin ve sorunlarının Türkiye Büyük Millet Meclisimizde ve tüm platformlarda dile getirilmeleri ve onlar için çözüm yolları aranması ve çözümü için icraatlar ortaya konması elbette ki bizi memnun ve mutlu eder. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi grubunun getirdiği öneriyi dikkatlice incelediğimizde, okuduğumuzda ülkemizin en temel ve en ciddi meselesi olan eğitim meselesinin en önemli unsuru öğretmenlerimiz ve sorunları hakkındaki vermiş oldukları bu önergedeki maalesef ciddiyetsizlikleri ve özensizlikleri, üzülerek söylüyorum, bir öğretmen olarak beni üzmüştür. Önergenin hazırlanış tarzında dahi önergeyi hazırlayanların veri olarak kullandıkları veriler, istatistikler 2013 yılına ait. 4 yıl önceki verilerle bugünü değerlendirerek ve iktidarımıza eğitim noktasında kurulduğu günden bu yana ve iktidara geldiği andan bu yana devasa hizmetler yapan iktidarımıza yönelik haksız ve rencide edici ithamlarla dolu. Bundan da öte az önce CHP grubu adına konuşan değerli milletvekilimiz, bir öğretmen olarak öğretmenlerimiz adına beni de burada dinlerken rencide eden, bu sene atanmış olan öğretmenlerimizi liyakatsizlikle, ehliyetsizlikle suçlayarak bu öğretmen gençlerimizi, öğretmen adayı gençlerimizin vicdanını yaralamıştır ve kendisinden bu konuda öğretmenlerimiz en azından bir özür beklemektedirler. Mülakat sistemini eleştirebilirsiniz ama KPSS sınavına girmiş, bu sınavda ciddi notlar alarak ilk elemeyi geçmiş, ondan sonra getirdiğimiz mülakat sisteminde de atanmış ve şu anda aday öğretmenlik yapan öğretmen gençlerimizi liyakatsizlikle ve ehliyetsizle suçlamak maalesef talihsiz olmuştur. Değerli milletvekilleri, bu söz konusu öneride benim de katıldığım ve beğendiğim bir cümle var. Yılda bir öğretmenler günü kutlamakla öğretmenlik mesleğinin sorunları çözülemez. Evet, biz de buna katılıyoruz. Zaten
iktidara geldiğimiz günden bu yana geçmiş hükümetlerin eğitim alanında eğitimin tüm unsurlarına yönelik yapmış oldukları tahribatın öğretmenlere ve eğitimi öğretmenler gününde hatırlayan zihniyetlerin yapmış olduğu tahribatı düzeltmenin ve iyileştirmenin çabası içinde bir 15 yıl geçirdik. Şimdi 2002 yılında iktidara geldiğimiz andan itibaren eğitimi Türkiye'nin en temel ve en ciddi meselesi olarak ele aldığımıza milletimiz şahittir. Rakamlar da şahittir. Zira iktidara geldiğimiz andan itibaren biraz sonra ortaya koyacağımız veriler bunu gösterecek. Ama öncelikli olarak her alanda olduğu gibi özgürlüklerin alanını genişletme ve eğitim önündeki yasakları ve engelleri kaldırma noktasında çok önemli adımlar attığımızı buradan bu vesileyle tekrar ifade etmek istiyorum. Eğitim önünde başörtülü kızlarımızın eğitim hakkından mahrum edilmesi ve kılık kıyafet meselesinin düzeltilmesi noktasında 28 Şubat postmodern darbesinin eğitim hizmeti vermekten mahrum ettiği öğretmenlerimizin eğitim hayatına tekrar kazandırmaları elhamdülillah AK Parti iktidarı döneminde gerçekleşti ve şunu özellikle ifade edeyim, okullarımızda ikna odaları değil laboratuvarlar kurma gayretinde olduk 15 yıl boyunca. Okullarımızı iyileştirme ve imkanlarını zenginleştirme gayretindeydik. 2002 yılında 10 milyar olan bütçedeki eğitim kaynağı bugün 2017 yılında 122 milyar. Az önce yine grup adına konuşan, CHP grubu adına konuşan vekilimizin ifadeleri gerçekten hayretlere düşürdü. Daha azaldı diyor, 10 milyar nere? 122 milyar nere? Ve eğitim bütün bütçelerimizde en çok kaynak aktarılan alan oldu. Ve yine eğitimdeki Ar-Ge harcamaları 57 milyondan 2.8 milyara yükseltildi. Derslik sayıları bakın 80 yıllık hükümetlerimiz boyunca 2002 yılında ulaşmış olduğumuz derslik sayısı 347 bin. Bugün 15 yıl sonra 616 bin derslik, yani tam iki katı. 80 yıl nere? 15 yıl nere? Bu kısa zamanda ortaya konan bu büyük mücadele AK Parti'nin eğitim alanındaki başarılarını bize gösteriyor. Öneride çeşitli ithamlar var. AK Parti'mizin, hükümetimizin iktidara geldiğinden bu yana öğretmen artış oranının %24 nispetinde kaldığını, yetersiz öğretmen atamaları yaptığını iddia eden yine haksız, yine yanlış bir itham. Bu bize yapılacak en büyük haksızlık. Zira 2003 yılında 543 bin olan öğretmen sayımız bugün 900 binlere ulaştı. Yani 80 yıl içinde 561 bin atama yeterli mi? Hayır, değil. Bütün açığı kapatana kadar zaten mücadelemiz devam edecek. Tek bir ders boş geçmeyecek milli eğitimimizde ve okullarımızda. Bu haksız ithamı oranı, mevcut öğretmenlerin şu anki oranı %62'lere karşılık geliyor ve öneride bu %24 olarak ifade ediliyor. Bunu düzeltiyoruz. Yine öğretmenlerimizin maaşları 2002 yılı en düşük öğretmen maaşımız 470 TL, 2016 yılında 2713 TL ile %477 oranında bir artış gerçekleştirildi. Bu ciddi bir artıştır. Yeterli midir? Elbette hiçbir sayı
Bu noktada hiçbir rakamı biz yeterli görmüyoruz. Her alanda tüm kesimlerin ekonomik durumlarını iyileştirmenin çabası içindeyiz ve gayretinde olacağız. İcraatlarımızı buna yönelik yapıyoruz. Bir diğer yanlış iddia. Okullarımızda... Buyurunuz, açıyorum mikrofonunuzu. Önerideki bir diğer yanlış iddia, okullarımızda zorunlu ve ücretsiz nöbet tutuluyor iddiası. Hepimizin bildiği, öğretmenlerimiz bu önerideki iddialara gülüyorlar hakikaten. Sahaya bu kadar bilmemek bize yakışmıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi vekilleri olarak. Hepimiz biliyoruz, 2016 yılından itibaren yapılan düzenleme ile fiili nöbet tutmak kaydıyla haftada 2 saat, 2017 yılından itibaren ise haftada 3 saat nöbet ücreti öğretmenlerimize ödenmeye başlandı. Lütfen bu noktada da önerimizi hazırlayanlar bu yanlışları buradan da söz alarak düzeltebilirler. Öğretmenlerimizin kötü çalışma şartları ortamında eğitim hizmeti verdikleri iddiası da milletimizin şehadetiyle ve milletimize kazandırdığımız eğitim müesseseleriyle bu iddianın da yanlışlığı ortadadır. Takdiri aziz milletimize bırakıyor. Yüce meclisimizi, heyetinizi saygıyla selam. Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. Sayın Havuç'a. Siz de ciddiyetsiz olduğunu. Buyurun Sayın Havuç'a. 69. maddeye göre 2 dakika süreyle söz veriyorum. Evet, değerli milletvekili arkadaşlarım, ben o önergeyi 2015 yılında hazırladım. Dolayısıyla bugün şeye geldi. Bakın, eğitimin içinde bulunduğu durumu Sayın Cumhurbaşkanı şu sözlerle ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı ifade ediyor. Ülkemizin geçtiğimiz 14 yılda yaşadığı büyük dönüşümün en zayıf halkalarını ne yazık ki eğitim ve kültür oluşturuyor diyor. Ben söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. İkincisi, bakın sayın milletvekili, bir ülkenin eğitiminin ne olduğunu dış kriterlere göre belirleyebiliriz. Bakın PISA'da 2016'da yapılan 72 ülke arasında yapılan ölçümlerde Türkiye 50. sırada. Ve maalesef TEOG matematik ortalaması TEOG'da 1, fen bilimlerinde 2, Türkçe'de 3, LYS'de 0 çeken matematikte %200, fen bilimlerinde %241 olmuş. Eğitimde geldiğimiz tablo bu. Öğretmenlerle ilgili dediğinizde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu anda kendi verilerine göre 93 bin öğretmene ihtiyacı var. Açın, Milli Eğitim Bakanlığı sitesine bakın, tavsiye ediyorum. Düzeltin, bakın siteye, ben oradan aldım rakamı. Ayrıca bakın Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiğinde 2002 yılında yatırımlara ayrılan %17.18 şu anda %8.23. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi artmış. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi %80'i personel giderleri, %10 alım gidim bir şeyler, yatırıma sadece %3.78 kalıyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı yatırım yok. Bakın değerli arkadaşlarım, bizim Milli Eğitim olarak uluslararası rekabette bulunabilmemiz için Milli Eğitim'e mutlaka bütçesini Avrupa ülkeleri kadar yapmamız gerekiyor. Avrupa Birliği kriterlerine eğitim yatırımlarını çıkarmamız gerekiyor. Yoksa teşekkür ederim Sayın